Edirnespor'un eski belediye başkanı Hamdi Sedevçi döneminde 3 yıl, Recep Gürkan döneminde de 2 yıldır büyük paralar harcanarak gerçekleştirilmeye çalışan profesyonel lige yükselme hayali, bu yılda bugün 25 Kasım stadında Çayırova Spor'la 0-0 berabere kalınarak kaybedilen 2 puanla başka bahara kaldı. Ligin ikinci yarısına yeni bir hoca ve 5 futbolcu transfer ederek başlayan Edirnespor'un oynadığı 3 maçta 7 puan kaybetmesi, tüm spor severleri şaşırtırken, yıllardır dile getirilen "o sene bu sene" sloganının gerçekleşememesi büyük üzüntüye neden oldu. Veysel Karani Özkan, Ahmet Alemdar, Berkay Şenyel, Okan Kayataş hakem dörtlüsünün yönettiği karşılaşmada takımlar şu kadrolarıyla mücadele ettiler. Edirne Belediyesi Edirnespor, Nihat Ömer Sinan, Murat yerine Semih, Emirhan Harun, Muhammed Uğur yerine İbrahim, Birol Samet yerine Batuhan, Metehan. Çayırova Spor, Engin, Zeyyat yerine Mustafa, Oğuzhan, Halim yerine Cihan, Fatih, Serhat, Oğulcan, Erkan, Tayfun, Ender yerine Cafer, Ömer. Soğuk ama güneşli bir havada başlayan karşılaşma öncesinde görüştüğümüz Çayırova Spor Teknik Sorumlusu Mehmet Eyüp Tutçuoğlu, mütevazi bir takımla lige başladıklarını ve bu yıl iskelet oluşturarak gelecek yıllar için hazırlık yaptıklarını söyleyerek, hem Edirne 25 Kasım stadı hem de Edirne Spor'un yapılanması konusundaki eksiklikleri dile getirdi. Bir kere kesinlikle bu stadı ve zemini şampiyonluğu oynayan, 6 yıldır şampiyonluğu hedefleyen bir takıma bir kere asla yakıştıramadık. Çünkü oyuncu portföyünüze baktığımız zaman kaliteli ayaklardan oluşan, topu iyi kullanan, sahayı çok doğru kullanabilen tarzda oyunculara sahipsiniz. Ama bu zeminde bu oyuncuların çok faydalı olabileceğini pek zannetmiyorum. O yüzden de öncelikle buraya dikkat çekmek istiyorum. Buranın mutlaka ya lağvedilmesi ya elden geçirilmesi lazım. Çünkü Edirne Spor daha önceki yıllarda profesyonelliklerde oynamış, mücadele etmiş bir takım. Şu stat kesinlikle ve kesinlikle Edirne'ye ve Edirne halkına yakışmıyor. Artı kurmuş olduğunuz takım çok kaliteli bir takım. Ama işte her zaman çok kaliteli takım da maalesef hedefe gelemiyor. Demek ki burada yönetimsel de bir zaaf var. Ya takıma ilgi ve alaka, dikkat zayıf. Veyahut da bir acemilik söz konusu. Çünkü her şey hocaya bırakılmaz, her şey yönetime bırakılmaz. Yönetim hocayı denetleyebilmeli. Hoca da yani öyle bir takım kurabilmeli ki, generaller tabii ki olmalı ama yanında mutlaka asker de olmalı. Ben bu manada biraz Edirne Spor'u bu tarza benzetiyorum. Generallere çok olan, askeri az olan diye düşünüyorum. Aslında baktığınız zaman çok yetenekli oyuncular var bireysel olarak ama takımsal olarak demek ki bir zaaf içerisindeki böyle bir konuma düştüğünü düşünüyorum bu sene. Birçok oyuncuyu değiştirmek zaten dezavantajdır yani. O takımı belli bir hem hocasını hem takımı değiştirmek, belli bir oyun mantetesini yerleştirebilmek, onu sahada uygulatabilmek. Çünkü ligimiz çok kısa, uzun değil. Yani 3-5 maç kaybettiğiniz bir çaptan düşüyorsunuz. O yüzden de mutlaka bir iskeletinizin olması lazım. O iskeletin üzerine doğru transferler yaparak hedefe ulaşmak çok daha doğru diye düşünüyorum. Son 2 haftadan bu yana aldığı kötü sonuçlar nedeniyle rahat bir durumda olmayan Edirnespor, kendisinden 2 basamak üstte bulunan rakibini yenme parolasıyla maça başlamasına rağmen ilk dakikalardan itibaren tek forvetle rakibin üzerine gidip gol arayınca etkili olamadı. Maç boyunca taktik hatalarının çok olduğu karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar izlendi. Topla fazla buluşmasına rağmen kale önü pozisyonlarını sıklaştıramayan Edirnespor ilk yarıyı 0-0 beraberlikle kapadı. İkinci yarıya yine hızlı başlayan Edirnespor, sürekli olarak topla oynayan ve topla buluşan takım görüntüsü vermesine rağmen tehlike yaratacak pozisyonlar üretemedi. Konuk Çayırova Spor'un direkten dönen topu filelerle buluşamayınca müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Edirnespor 3 maçta 7 puan kaybederek şampiyonluk ve profesyonel lige yükselme umutlarını da sonlandırmış oldu.